Bursa Muradiye kompleksinde iki tane üstü açık türbe var. Birisi Fatih Sultan Mehmet'in ebesi, Ebe Hatun türbesi. Diğeri de bu gördüğümüz Saraylılar Türbesi adıyla bilinen türbe. Bu türbe neden Saraylılar deniyor? Sarayda çalışan hizmetkarlar ve cariyeler adına yaptırılan türbelere bu isim verilmiş. Cariyeler Türbesi de deniyor, Saraylılar Türbesi de deniyor. Cariyelik tabii ki Osmanlı saltanatında ya da daha önceki Selçuklu devletinde var olan bir kurum. Daha doğrusu birçok devlette var olan bir kurum. Başka ülkelerde yapılan savaşlarda elde edilen ganimetlerin arasında cariyeler de var tabii ki, kadınlar dediğimiz. Bunlar saraya getirilir ve hükümran, sultan, padişah adına ne derseniz deyin, bunlardan beğendiklerini saraya alırdı. Tabii burada bir seçim var. Birçok Osmanlı padişahının annesi de bu cariyelerden oluşmuştur. Mahidevran Hatun, yani Şehzade Mustafa'nın annesi, yani Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman'ın eşi Mahidevran'ın kardeşleri adına yaptırılmıştır bu türbe. Kimler bunlar? İçinde iki tane türbe var, sanduka var. Taş bir sanduka. Birincisi Akile Hanım, ikincisi Belkıs Hanım. Belkıs Hanım'ın kabrinde şöyle yazıyor: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Mahidevran Hatun'un ablası. Yine diğerinde de aynı şekilde Mahidevran Hatun'un annesi, ablası pardon. Mahidevran Mustafa'yı doğurduğu için artık özgürlüğüne kavuşmuş ve sultan lakabını almıştır. Türbe içinde iki tane kapalı sanduka bulunuyor. Kitabesinde yazdığına göre 15. yüzyılda yapıldığı belirlenmiş. Neden? Şu işlemelerden dolayı 15. yüzyıl yapısı diye. Yine UNESCO Kültür Mirası tarafından koruma altına alınmıştır. Hemen Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hüma Hatun'la yan yana Bursa Muradiye kompleksinin en ucunda gördüğünüz 2. Murat Camisi ile bitişik sayılır bu türbe. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.